Merhaba, Amatör 2 testine hoş geldin. Bu bölümde kolaydan zora doğru tane tane konu işleyeceğiz. Tabii bundan önceki bölümdeki soruları ve konuları mutlaka tekrar etmen lazım. Ufak bir özet yaptıysan konuya başlayabiliriz. Birinci soru. Bakın bir parabol verilmiş. Parabolün tepe noktası 3. bölgede. Parabolün tepe noktasını R virgül K diye nitelendirelim. Bakın katsayılar A, B, C. Kollar yukarı doğru olduğu için parabolün A katsayısı 0'dan büyüktür. Bu kesin. Kesin olan ifadeleri şöyle bir toparlayalım bildiklerimizi. Bu parabolün baş katsayısı yukarı doğru. R'si 0'dan küçük. K'sı 0'dan küçük. Çünkü bakın 3. bölgede X de Y de 0'dan küçüktür. R 0'dan küçük. K 0'dan küçük. C noktası yani parabolün Y ekseni kesiği nokta aşağıda. O zaman C de 0'dan küçük. Şimdi iki tane kökü var. X eksenini kesmiş. O zaman deltası 0'dan büyük. Bunu 0'a eşitlersek. Yani deltası b kare eksi 4ac 0'dan büyük. Bunlara dikkat edeceğiz. Buradan b'sini de bulalım. R 0'dan küçük ne demek? Tepe noktasının apsisi yani eksi b bölü 2a ile elde ettiğim ifade 0'dan küçüktür. Şimdi bakıyorum elimdeki bilgilere. A pozitif yani şurası artı. Bu ifadenin 0'dan küçük olması B'nin kendisinin pozitif olmasına bağlı. B pozitif olursa önüne bir eksi gelir. Yukarısı eksi yapar. Eksinin artıya bölme eksi. Dolayısıyla B de 0'dan büyük olacak. Şimdi bu bilgilerle seçenekleri yorumlayalım. A şıkkına baktığınız zaman B kare eksi 4AC. 4AC'yi karşıya atarsam 0'dan büyük doğrudur. A katsayısı A'yı biz ne bulmuştuk? A 0'dan büyüktü. A pozitif kollar yukarı doğru. B pozitif, C negatif. Bakın çarpımı negatif. Bu ifade doğrudur. A pozitif, C negatif. Çarpımları negatif. Doğru. B pozitif, C negatif. Bakın çarpımı negatif yapar. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Parabolün x eksenini K ve L noktasında kesiyor. K'ların orta noktası. Şimdi bir parabol x eksenini kestiği noktaları düşündüğümüzde bu parabol kollar yukarı doğru. Şöyle bir çizim yapalım. Paraboli çizdik. Kestiği noktaların x1, x2 dedik. Tam orta noktası aslında simetri ekseninin geçtiği yerdir. Tam orta noktası koordinatları toplamı. Bakın burası x1 artı x2 bölü 2 simetri eksenidir. Yani eksi b bölü 2a'ya karşılık geliyor. Dolayısıyla orta noktasının apsisini sormuş. Hemen a katsayısı 1, b'si eksi 16, c'si bu. Bakın buraya A dedik, buraya B dedik, burası C. Hemen o orta noktayı bulalım. Eksi, eksi 16 bölü 2 çarpı 1. Yani 16 bölü 2'den 8 doğru cevap C seçeneği olur arkadaşlar. Eşitsizliğinin çözüm kümesi hakkında hangisidir diyor. Şimdi x kare artı 4 dikkat ederseniz bu ifade daima pozitiftir. Kökü yoktur. Bunu sıfır eşitleyin bir kök yok. Baş katsayısı 1. Ya da şöyle düşünün bir parabol gibi düşünün. X kare artı 4. X kare artı 4'ün grafiği daima x eksen üzerinde. Yani burası daima pozitiftir arkadaşlar. İşareti belirleyici buranın akıbeti şuna bağlıdır. 1 eksi x bölü x ifadesi ne zaman 0'dan büyük ve eşittir. Hemen işaret tablosu yapıyoruz. Bu denklemin kökleri burayı 0'a eşitlersem ve burayı 0'a eşitlersem 0 ve 1'dir. İşaret tablosunda bakın eşitlik var. Şurada eşitlik var. Dolayısıyla 1 çözüm kümesine dahil edilmelidir. 1'in içini dolduruyoruz. Ama 0 dahil olmaz. Bu denklemin baş katsayısı dediğimiz ifade. Bakın şuradan eksi geliyor. X'in önündeki sayı eksi. Burada artı var. Yukarıdan eksi. Aşağıdan artı geldi. Eksinin artıya bölümü eksiyle başladık. Artı, eksi. Bakın 0'dan büyük ve eşit olduğu yer istemiş. İşte 0, 1. 0 dahil değil. Bir kapalı aralığı olacak. Paydadaki sıfır almadık. Bakın bu değerler burayı zaten pozitif yapacağını garanti söylemiştik. Şurada eşitlik olunca acaba buranın kökleri lazım olur mu? Zaten kökü yok. O yüzden sadece 0-1 aralığı yani doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu denkleme baktığımız zaman tabii bu ikinci dereceden hatta yüksek mertebeden bir eşitsizlik. Denklemi sağlayan x doğal sayıları. Denklemi çarpanlara ayıralım. Birinci x parantezini aldım. 1 eksi x. X, x, 4, 1. Burayı eksi, burayı artı seçip çapraz çarptığımı düşünüyorum. Şimdi baktığımda buranın çarpanları x eksi 4, x artı 1 sıfırdan büyük ve eşittir demiş.
Şimdi bu denklemin köklerine bakacağım. Şurada bir işaret tablosu yapacağım. Biraz uzun bir tablo olacak çünkü fazla kökü var. Her birinden bunları sıfır yapan değerleri bir bulalım. Mesela burayı sıfıra eşitlersek, burayı sıfıra eşitledim. Sıfıra eşitledim, sıfıra ve sıfıra eşitledim. Bakın, köklerden bir tanesi sıfır. İkincisi, köklerden ikincisi şuradan gelecek bir var. Buradan gelecek kök 4. Burayı sıfır eşitlersem bu kökte eksi 1. En soldan başlıyorum. Eksi 1. Sonra 0 geliyor. Eksi 1, 0. Sonra 1 geliyor. Sonra 4 geliyor. X'e karşılık bu ifadenin aldığı değerler. Bütün kökler dahil. Neden dahil? Eşitsizliğe baktığınız zaman altında eşit olmasını gerektiriyor. Yani çözüm kümesine dahil et diyor kökleri. Baş katsayıya bakıyorum. Bakın buradan eksi geliyor baş katsayı. Buradan artı geliyor. Eksi ile artın çarpımı eksi. En sağdan eksi. Köke geldim. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Sıfırdan büyük olduğu yerleri istemiş buralar. Evet. Ne istemişti? Sağlayan doğal sayılar. Buradaki doğal sayılara bakarsak sıfır var çözüm kümesinde şuradan. Sonra 1, 2, 3 ve 4'ün toplamı geliyor. Toplamda 10 yapacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Bakın bu bir sistem. Şurası birinci bölüm. Buraya 1 diyelim. Şurası ikinci bölüm. Şimdi birinci bölüme baktığımız zaman x artı 6 9'dan küçük. Bunu karşıya atarsam x 3'ten küçük olmalı. İkinci bölüm 9'u bu sefer karşıya atıyorum. 0 büyük ve eşittir. X eksi 9. Yani bunu da çarpanlar ayırsak x eksi 3, x artı 3 ne zaman sıfırdan büyüktür? Bakın iki tane kök var. Burayı sıfıra eşitlersem birinci kök 3. Burayı sıfıra eşitlersem diğer kök eksi 3 olacak. Şimdi buradan gelene bakalım köklerine. Bir eksi 3 var. Bir de 3 var. Dahil olmayan kökler çözüm kümesine. Çünkü bakın şu eşitsizliğin içinde şuraya eşitlik yazmamış. Bu dahillikler hep şurası belirliyor arkadaşlar. Bakın burada da dahil değil. O yüzden içleri boş oluyor. Şimdi bu denklemin baş katsayısı artı. X'e karşılık işareti. Artı ile başladım. Köke geldi eksi. Artı oldu. Şimdi çözüm kümesi bu. Bakın bunlar oldu. Okuyorum. 3'ten büyük ve eşit. 3'ten artı sonsuza. Eksi 3'ten eksi sonsuza gidiyor. Bir de x 3'ten küçük olacak. 3'ten küçük şöyle taradığımı düşünecek olursam. Bakın iki defa taralı bölgeye alacağım. O zaman eksi sonsuzdan gelip eksi 3'e kadar olan tüm x değerleri bunu sağlar. Şurası ikisinin kesişimi şu bölge olmuş oldu. O yüzden eksi sonsuz eksi 3. Yani cevap D şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen parabollerin kaç tanesinin tepe noktası parabolün tepe noktasıyla aynıdır? Şimdi bu parabole baktığınız zaman tepe noktasının belirleyici unsur şurasıydı. Hatırlarsanız parabol a çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindeydi. Yani tepe noktası r virgül k'ydı. Şimdi bizim bu parabole baktığımızda tepe noktası 4,0 oluyor. X'ten 4 çıktı. Kuyruğunda sabit sayı yok 0. Şimdi bunun tepe noktasına bakalım. Burada da x'ten r çıkmış. Yani bunun tepe noktası da 4'e 0. Arkasında sabit bir sayı yok. Peki buna baktığımız zaman bu ifadeyi biraz düzenleyelim. Eksi 3 bölü 2. 1 bölü 2 parantezini alalım. Çarpı x eksi 1 bölü 4 karesi. Daha da düzgün halde. Şimdi 2 bunun üzerine dağıldı. O da dışarı atıldı. Yani eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı x eksi 1 bölü 4'ün karesi yaptı. Bakın o formatta yazıyorum. Fakat x'ten çıkan sayı burada 1 bölü 4. Dolayısıyla bu denklemin tepe noktası 1 bölü 4'e 0. Bununla aynı değil. Bunu almayacağım. Birinci doğruydu. İkinci yanlış. Bunu düzenlersek bakın yer değiştirdim. Eksi 3 çarpı x eksi 4'ün karesiyle aynıdır bu. Bir sayının karesiyle eksinin karesi aynı. Bakın bunun tepe noktası aynen 4, 0 olacak. Bizden istenilenle aynı. Bunu alacağız. Düzenleme yapacağız. 2 parantezini aldım. X eksi 4'ün karesi oldu. 2'yi dağıttığım zaman burası eksi 3 çarpı. Şimdi 2'yi dağıtınca buradan bir 4 geldi. 4 çarpı x eksi 4'ün karesi oldu. Bakın buradan da tepe noktası 4'e 0 geldi. O zaman bunun da aynı. 3 tanesi yani D şıkkı doğrudur. Fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyon. Şimdi ikinci dereceden fonksiyon olması için yani grafiği parabol belirten ax kare
artı bx artı c formatında olmalı. En büyük dereceli terim bir defa 2 olmalı. Şimdi bu ifadede en büyük dereceli bir terim gözüküyor. 3. O zaman bunun olmaması lazım. Burası 0 olacak. Yani a eksi 4 0 olmalı. Dolayısıyla a yerine 0 yazıp düzenlemem lazım. Bir de bakıyorum burada x kareli terim var. X'li terim var. Bir de sabit terim. O zaman hemen a yerine bir 4 atalım. Fx. 4 koyarsam eksi 4 x kare. Şurası 4'ün karesi. Artı 16x artı. Buraya da 4 yazdım. 64 yaptı. İkinci dereceden de eklemim. Bakın buna uygun seçenek hangisinde var? Kontrol edersek sanki B şıkkı bakın aynı değil mi? Kıyaslarsak. Tamamen aynı. Doğru cevap B şıkkıdır. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı nedir diyor. Şimdi sağlayan x tam sayıları. Hemen bir eşitsizlik sistemi düzenlemek için bir tarafı sıfır yapmam lazım. Şöyle atalım. Eksi 6 bölü x eksi x kare. 1 karşı eksi 1 olarak geçti. Bu ne zaman sıfırdan büyüktür. Paydasında 1 var. X eksi x kare ile çarpalım. Düzenliyorum şimdi. Eksi 6. Eksi ile çarparak açıyorum. Eksi x artı x kare bölü x eksi x kare ne zaman sıfırdan büyüktür. Şimdi bu eşitsizliği daha da düzgün yazmak istiyorum. Yapacağımız şey şu yukarıyı x kareyi başa aldım. Eksi x eksi 6. Aşağıya bir de x parantezine alayım. 1 eksi x ne zaman sıfırdan büyüktür. Şimdi şu denklem şunu mesela yukarıda alayım isterseniz. X kare eksi x eksi 6'yı çarpanlara ayıracağım. Tamam mı? X x 6'yı da aralarında bir fark olacak şekilde 3'e 2 ayırayım. Eksi artı. Çapraz çarpıp topladığımda yukarıyı veriyor. Yani bu ifade bakın x eksi 3 x artı 2 bölü x çarpı 1 eksi x olarak yazayım. Bu ne zaman sıfırdan büyüktür? Şimdi bu denklemin köklerini bulalım. 4 tane kökü gözüküyor. Her biri burayı, burayı, burayı ve burayı sıfır yapan değerler. Köklerden bir tanesi 3, bir tanesi eksi 2. Bakın şunların ters işaretlisi sıfır eşitlediğimde bir tanesi 0, sonuncusu da 1 yaptı. İşaret tablosu yapalım ve bu kökleri yerleştirelim işaret tablosuna. Bakın en küçük kök burada eksi 2, sonra 0 geliyor, sonra 1 geliyor, en sonunda da 3 var. Köklerin hiçbiri çözük kümesine dahil değil. İçleri boş olacak. Çünkü şurada eşitlik yok arkadaşlar. Dolayısıyla baş katsayısına baktığımız zaman bakın en büyük dereceli terim burada buradan bunun baş katsayısı artı. 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 Fakat bununki eksi. O zaman en sağdan eksiyle başlayacağım. Sonra köke geldim. Artı oldu. Eksi. Köke geldim. Artı oldu. Eksi. Neyi sormuştu? Sıfırdan büyük olduğu yerler. Buralar. Şimdi buradaki tam sayılara baktığımız zaman şimdi bu çözüm kümesinde buradan bir tane eksi 1 gelir alabileceği tam sayı. Buradan da 2 gelir. O zaman toplamı da 1. Doğru cevap A seçeneği yapacaktır. Evet, bir lastiğin üzerinde AD, AC çubukları şekildeki gibi verilmiştir. İkinci dereceden denklemin köklere baktığım zaman AE çarpı AD bir de öbür kök AB çarpı tamamı. Şimdi bunlar birbirine eşit kavramlardır. Neden? Onu da söyleyeyim. Benzerlikten kaynaklı eşit kavramlar. Nasıl benzerlik uygulayabiliriz? Şu açıya alfa dersek aynı yayı gören diğer açı da alfa. Şurası ortak açı. Şu üçgene baktığımız zaman burası çift çizgi. Alfa, buraya teta diyorum. Alfa teta ortak açı. Alfa, şurası da teta yapıyor. Ortak açı. Bu iki üçgen benzerdir. Alfaların karşılarını oranlayalım. Bakın burada. Şuradan alfanın karşısı AE'nin. Diğer üçgende alfanın karşısı. Bakın şurada alfanın karşısının oranı AB. Ortak açıyla başlayalım. Ortak açı burası. Büyük üçgende. Onun gördüğü kenar AC'nin neye oranı? Diğer üçgende AD'ye oranı. Bu benzerlikle çarptığımız zaman bakın AE çarpı AD eşittir AC çarpı AB'ye. Benzerlik sayesinde söyleyebiliriz ya da kuvvet alma. Kuvvet tabi bilmeyebiliriz. Benzerlikten bu iki üçgenin benzerliğinden bunu yazdım. Tekrar söyleyeyim. Şurayı da birleştirdik. İkisi arasında benzerlik kurdum. Bu ne anlama gelir? Denklemin kökleri birbirine eşit.
Şimdi ikizce denklemin bir kökü bu, bir kökü B. Bunlar birbirine eşitse bu ikizce denklemin deltası sıfırdır. İkizce denklemde çift katlı kök varsa delta sıfır. A katsayısı 1, B katsayısı eksi m. Deltayı hatırlayalım. Neydi delta? Onu da yazayım. B kare eksi 4ac'nin sıfır olması gerekiyor. Bakın A katsayısı 1, B'si burası, C'si 16. B'si eksi m'nin karesi eksi 4, A'sı 1, C'si 16 eşittir 0. M kare eksi 64 0. Bakın iki tane denklem. M buradan ya 8'dir ya da eksi 8'dir. M'nin pozitif değerini sormuş. Dolayısıyla C şıkkı diyebilirim. Büyük M, küçük N ifadeleri vermiş. Bakın bunlar reel sayı. Peki buna göre M'nin alacağı en küçük değer. Şimdi M'yi düşünecek olursak M küçük M'ye bağlı bir parabol belirti. İkinci dereceden birbirinden denklem. Kollar yukarı doğru. O zaman kollar yukarı doğruysa bize en küçük değerini sormuş. En küçük değerini R K tepe noktasının K'sında alır. O zaman R'sini bulalım bunu. Ona R1 diyorum. Eksi B yani eksi eksi 4 bölü 2A. 2 çarpı 2'den burası 1 yapacak. Şimdi 1 sayısını götürüp M yerine yazalım. Burada M gördüğüm yere 1 yazalım. 2 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 7. Yani 2 eksi 4 artı 7. Bakın eksi 2 5 yapacak. O zaman büyük M'nin alabileceği en küçük tam sayı değer 5. Peki bu N harfi için konuşalım. N'nin alabileceği en büyük değer. Bakın N eksi 3 ile başladığı için kollar aşağı doğru olan bir parabol. Ve en büyük değerini tepe noktasında alır. Tepe noktasına R virgül K dersem K'sı nedir? Önce R'sini bulalım. Bunun R'siyle onun R'sini karıştırmayın. Eksi B, eksi 12, eksi 12 bölü 2A, eksi 6. Düzenlersek bakın burası da 2 yaptı. 2'yi götürüp burada yerine koyarsak eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 12 çarpı 2 eksi 3 yapacak. Bakın 2 kere 2 4 eksi 3'e çarptım eksi 12 artı 24 eksi 3 9 yaptı. Dolayısıyla büyük N harfinin alabileceği en büyük değer de 9. Neyi sormuş? Bu değerlerin toplamını sormuş. 5 ile 9'u topladım. 14. Doğru cevap B şıkkı olur. Aynı düzlemde verilen F ve G paraboller için neyi sormuş biz onu yazalım. G'nin içinde F1 nedir? Önce F1'i bul. Sonra da onu G1'e at. G'nin F'in denklemini yazalım. Şimdi tepe noktası burada olan yani orijinde olan bir parabol aslında şu şekilde yazılıyordu. Fx eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi biçiminde yazılacak. F fonksiyonu bir de 0'a 4'ten geçecek. F'in denklemini bulmak için en kestirme yol bu. Çünkü k'sı 0, şuraya bir şey gelmiyor. Tepe noktası da 2'ye 0. Şimdi a'yı bulmak için x yerine 0 atalım. Y'yi 4'e eşitleyelim. O zaman 4 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesi. 4 eşittir 4a. A buradan 1. Yani bizim f fonksiyonumuz bu parabolün denklemi x eksi 2'nin karesiymiş. Peki bu dursun. Bir de g'yi bulalım. G fonksiyonu da şöyle yazılsın. X eşittir. Bu a'ları karıştırma. O yüzden burada a1 diyelim. X eksi 2'nin karesi. O da bakın tepe noktası. Buradan geçiyor. Bakın o 0'a 2'den geçecek. A'yı bulmak için hemen o sayıları yerine atalım. X yerine 0, y yerine 2 atıyorum. Şuraya 2 eşittir a1 çarpı 0 eksi 2'nin karesi. Yani 2 eşittir a1 çarpı 4. A1 sayısı 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Demek ki gx fonksiyonu da 1 bölü 2 çarpı x eksi 2 biçiminde tanımlanmış. Bunu da yazdık. Biriktiriyoruz bak. Ne yapacağız? Ne demiştik sorunun başında? F1. Gelin F1'i bulalım. F1. F fonksiyonunun kuralını bulmuştum burada. X yerine 1 atıyorum. 1 eksi 2'nin karesi. Dolayısıyla eksi 1'in karesi o da 1 yapacak. F1 1. Sonra bunu yerine atarsak G1 nedir diyor. G1'i sormuş. O zaman G fonksiyonu da bu sefer 1 atalım. 1 bölü 2 çarpı
1 eksi 2'nin karesi. Bakın şurası eksi 1 karesi 1. Cevap 1 bölü 2 E şıkkı, E seçeneğini işaretleyebiliriz. Parabolün denklemini yazarak değerleri yerine attık. Şimdi bakın f fonksiyonunu vermiş. F fonksiyonuna dikkat edin. X ekseninin eksi 1'den sonra üstünde kalıyor. Burada bir çift katlı kökü var. Burada da negatif değerler alıyor. Buralarda pozitif değerler alacak. Bir de bunu x kare eksi 1 ile çarpmış. Şuraya alalım. X kare eksi 1. Bunu da çarpanlara ayırarak yazalım. X eksi 1, x artı 1 çarpı fx ne zaman sıfırdan büyüktür. Şimdi işaret tablosu burada tam lazım olan ifade aslında. Neden? Çift katlı bir işaret tablosu yaparak olayı noktalayacağız. Şimdi şu ilk iki sayı buraya 1 numara diyelim. Buraya da 2 numara diyelim. 1 ile 2'nin çarpımı 0'dan büyük olmalı. Şimdi 1 numaranın köklerine baktığımız zaman şöyle aldığımda bir kökü eksi 1, bir kökü artı 1. F'in köklerine baktığımız zaman F'in işaretlerine eksi 1 kökü, bir de 2 kökü, fakat 2 çift katlı kök, işaret değiştirmiyor. Şöyle parmağımla göstereyim. Bakın buraya birinci kata yerleştirdim. Kökleri, bunu sıfır yapan değer 1 ve eksi 1 aldım. Onları da eşitlik olmadığı için dahil değil. Şöyle içi boş olarak alıyoruz. Birinci kattan işaret tablosu yapacağım. Ve diğerinde kökleri, f fonksiyonu köklerine bakalım. F fonksiyonu sıfırlıkları grafiğine baktığınız zaman bakın eksi 1 de bir köktür. Bir de 2 de çift katlı köktür. Onu da yazalım. Burası 2. Eksi 1 de tek katlı kök dahil değil. Şimdi işaret tablosunda birinciye baktığımız zaman önündeki sayılar başkası artı 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 ile başlayacağız. 2 onun için kök değil, direkt geçiyor. Buraya geldi. Artı artı 2'den sonra nereye geldiyse orada işaret değiştirecek. Mesela 1'e geldi, eksi oldu. Eksi 1'e geldi, tekrar artı oldu. Şimdi ikinciye baktığımız zaman eksi 1'den veya eksi 1'den sağ tarafta buralarda hep artı. Artı, artı, artı gidiyor. Eksi 1'e geldiği zaman eksi oluyor. Şimdi çarptığımız zaman sonuçta bunların artı olması gerekecek. Şuraya bakın. Artı olduklar. Artı ile artının burası olur. Çözüm kümesini alınacak. Burası olur. Burada eksi, burada artı. Burada artı, burada eksi. Şöyle gösterelim elimizle. Eksi, artı, artı, eksi. Burada çarptığım zaman sıfırdan büyük olmaz bunlar. Dolayısıyla çözüm kümesi sadece şurası olacak. Yani 1 sonsuz, 1 açık, sonsuz açık olacak. Fakat buradaki sıkıntı, burayı çözüm kümesine almamış bakın 2'yi. 2 ikinciyi sağlamaz. Çünkü orada 0 yapıyor. Bizden 0'dan büyük olan yeri istiyor. O yüzden buradan 2 sayısını çıkarıp atacağız. O yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Çok dikkat isteyen bir işaret tablosuydu. M negatif, N pozitif çözüm kümesi olduğuna göre. Şimdi bu ifadeyi alalım. X eksi N bölü X eksi M ne zaman 0'dan büyüktür? İşaret tablosunda yerleştirdiğimiz zaman iki tane kök var. Bakın burayı 0 eşitlersem köklerden birisi N. Burayı 0 eşitlersem köklerden biri de M sayısı oldu. Şimdi N küçük oluyor. Bakın negatif çünkü. O zaman N buraya gelecek. M sayısı buraya gelecek. X'e karşılık kökler dahil değil, açık. Baş katsayı, baş katsayı X'in öndeki sayı, bunları böldüm. Artı, eksi, artı. Ne diyordu bize? Sıfırdan büyük olduğu yerler. İşte çözüm kümesi yazılırsa bu oluyormuş. Dolayısıyla bakın N'nin eksi 2 olduğu, M'nin de 3 olduğu çok net gözüküyor. Çünkü bu çözüm kümesi bununla aynıdır. İsterseniz açın. Eksi sonsuzdan N'ye, M'den artı sonsuza sağlıyor. İkisinin toplamını sormuş. Eksi 2 ile 3'ü toplarsam 1. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi köklü bir ifadenin sonucu daima artı çıkar. X yerine ne yazarsanız yazın. Tabi tanımlı olduğu yerde. Burası artı. Bunun sıfırdan büyük olması 7 eksi x'in sıfırdan büyük olmasına bağlıdır. Değil mi? Peki yani x 7'den küçük ve evet küçük olmalı. Bir de şu var arkadaşlar, buna 1 diyelim. Bu köklü ifadenin kök içerisinde x eksi 1 tamam pozitif kendi ama bunun da sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. Yani ikinci durumu da düşünmem lazım. X eksi 1 sıfırdan büyük ve eşit olacak. Şimdi x de 1'den büyük ve eşit olacak. Şimdi bunların bölümleri ne zaman pozitif yapar? Onu görmek için işaret tablosunu kullanacağım ki
Bakın şöyle bir tablo geliyor. İki katlı yapalım tabloyu. Çünkü pay ve paydayı ayrı düşüneceğim. Mesela bir numarayı buraya alalım. İki numarayı buraya alalım. Bir numaranın kökü 7. Dahil değil. Başkat sayısı eksi. Değil mi? Bu ifade 7'den küçük olan yerleri alacağım burada. Burayı alacağım yani. Şurası. Sıfırdan büyük olduğu yerler demiş. Peki. Burayı aldım. Öbüründe ise 1 dahil. Buranın pozitif olduğu yerler artı. Artıyla geldim. Eksi. Burayı alacağım. Şimdi burası eksiyle geldi. Bura artı. Artı devam ediyor. Şimdi bizim sıfırdan büyük olduğu yerler, birinci denklemin köklerinin olduğu yerler şurası. Bunun kökleri burası. Şurayı düzelteyim. Şurada bunlar yok. Bir daha söylüyorum. Şu ifadenin başkat sayısı eksi olduğu için eksiyle geldim, köke geldim, artı artı gittim. Sıfırdan büyük olduğu yerler aldım burası. Şimdi kesişim yerine baktığınız zaman kesişim aralığı bu aralık oldu. 1 burada da dahil, burada da. O zaman 1 olur. Alacağı sağlayan tam sayıların toplamı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane tam sayı vardır diyor. 7'ye geldim. Burası dahil ama burada dahil değil. Dolayısıyla 6 tane tam sayı değeri bu ifadeyi sağlar. Fonksiyonu tüm gerçel sayılarda tanımlı olduğuna göre. Şimdi kökün derecesi çift. Bu ifadenin sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerlerde bu ifade tanımlıdır. Fonksiyon tanımlıdır. X kare artı 4x artı a sayısı sıfırdan büyükmüş. Ve bu tüm reel sayılar için. Her x eleman reel sayı için sağlıyorsa. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bakın bunun başkat sayısı 1. Bu ifadenin kökünün olmaması gerekir. Çünkü denklemde x'e bağlı değerlere baktığım zaman kökü olmayacak. Artıyla gelip artıyla devam edecek yoluna. Tüm reel sayılar için sağlayacak. Fakat bir tek şey için sağlam. Sıfıra da eşit olabilir. Artı. Yani çift katlı bir kökü olabilir. Bir daha söyleyeyim. Neden çift katlı? İşareti yoluna devam edecek dahil olarak. Yani çift katlı kök olursa da gidebilir. Yani sözün özü şu. Bu parabol. Grafik olarak da ispatlayalım. Bir parabol düşünün. Daima kollar yukarı doğru sıfırdan büyük ve eşit oluyormuş. Bakın böyle oluyormuş. Böyle oluyormuş. O zaman ya da şöyle olur. Bu parabol kollar yukarı doğru hep x eksenin üzerinde kalmalıymış. O zaman bu parabolün deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Yani x eksenini kesmemesi. Ya da keserse de bir noktada kesmesi lazım. İşte hep sorulan soru bu. Hocam delta ne zaman eşit alınır? Burada delta sıfırdan küçük ve eşit alınabilir. Hassas bir nokta var çünkü bakın. Tabloda da anlatmaya çalıştım. Çift katlı kökü olabilir mesela burada. Böyle takılmadan geçip gider. O kök burayı da sağlar eşit olduğu için. İşte o yüzden çift katlı kökü olması. Bir de kökünün olmaması durumları. Küçük ve eşit sıfıra karşılık gelir. Şimdi bu denklemin deltasına bakalım. B kare. B'si 4. 4'ün karesi eksi 4. A'sı 1. C'si de A. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Bakın 16 eksi 4 A sıfırdan küçük olacak. Bunu karşıya atıyorum. 16 küçüktür. 4 A. Her tarafı 4'e bölersem bizim A sayımız 4'ten büyük ve eşit olmalı. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Yukarıda grafikleri verilen fx fonksiyonun çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi f daima sıfırdan büyük arkadaşlar. Yani f'e hiç bakmama gerek. Kökü yok. Daima artı. G'de daima sıfırdan küçük. Pardon. Onu düzeltelim. Burası daima negatif. Artının eksiye bölümü sıfırdan küçük ve eşit olur. Fakat aşağıya sıfır yapan değer alınmaz. Yani şu tepe noktası burada sıkıntılı. O zaman tüm reel sayılar yukarıya artı yapar, aşağıya eksi yapar. Fakat sıfır atılmalıdır. Çünkü paydaya sıfır getiriyor. G fonksiyonunun sıfır, kökü sıfır. O işi bozuyor. O zaman bu her x reel sayısı için sağlar. Fakat sıfırı çıkaracağız. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Testimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Diğer testte görüşürüz.